Merhabalar arkadaşlar, Intern TV'ye hoş geldiniz. Geçen hafta Instagram'dan bir post yayınlamıştık, özel hastane ve devlet hastanesi arasındaki farklar diye. Şimdi sizden gelen sorular vardı Instagram'da. Biz bu soruları bir toparladık. Genelde hemen hemen aynı sorular. Bunları bir kavanoza yerleştirdik. Yaklaşık 10-15 tane sorum var. Tek tek çekeceğim. Ben de yaklaşık 4 sene boyunca iki kurumsal firmada çalıştım özel hastanede. Arkadaşım Ramazan da aynı şekilde. O da özelde halen çalışmakta zaten. Böyle bir kafa yorduk. Soruların cevaplarını aldık. Şimdi size ileteceğim. Tek tek sorularınızı çekeceğim. Başlayalım o zaman. İlk soruyu çekiyorum. İlk soru. Özel hastane devlete göre daha mı yoğun? Arkadaşlar bunu iki başlıkta ele alalım isterseniz. Hasta konusunda yoğun değil arkadaşlar. Yani özel hastanede 100 tane hasta görüyorsan devlet hastanesinde 1000 tane, 2000 tane hasta görüyorsun. Fakat yani kafa yorgunluğu dediğimiz o mantalite yorgunluğu bakımından evet özel hastane daha yoğun. Çünkü her şeye özel hastaneye gelen hasta profili zaten ben paramı veriyorum ve ben bu hizmeti almak zorundayım diye geliyor. Sanki o parayı senin cebine koymuş gibi davranmaya başlıyor. Bu da tabii ki seni zorluyor ve elinden gelenin maksimumunu kullanmanı istiyor senden. Yani sen işte ne hemşiresi olduğun, ne zaman başladığın değil. Önemli olan ben oraya geldim, parayı verdim ve bu işi yapmak zorundayım gibi oluyor. İkincisi, sen orada nöbetten çıktın devlet hastanesinde çok nadir olur böyle şeyler ama özel hastanede nöbetten çıktın, nöbetim bitti, tam kafam rahat, 2 gün boşum ya da 1 gün boşum diyemiyorsun. Tak hemen arıyorlar işte böyle böyle bu hastaya ne yaptın, şu hastaya ne oldu, bu hasta gitti şöyle dedi bize, şikayet etti falan fistan gibi bir sürü tantana oluyor. Hasta profili bakımından da zor hastalar gelir genelde özel hastanelere. O yüzden yoğunluğu iki konuda ele alırsınız. Bir, benim vücudum yorulsun. Ben sıkıntı değil, çalışırım o gece. Giderim evime ayaklarımı uzatırım. Dinlenirim diyorsan tabii ki devlet hastanesi daha iyi. Fakat özel hastanede çalışıyorsun. Yani o kafa yorgunluğunu bir türlü atamazsın. Yani bir ay da geçse, 2 ay da geçse hep o düşünceyle yapacaksın. O yüzden bana göre devlet hastanesi daha yoğun fakat daha iyi diyebilirim. Şu an devlette çalışıyorum. Onun vermiş olduğu bir özelliği. İkinci soru. Özel hastanede hemşire olmanın avantajları. Şimdi bu soruya nasıl cevap versem diye düşünüyorum. Özel hastanede hemşire olmanın tek avantajı ne arkadaşlar? Bir, dediğim gibi gelen hasta profili hep işte özel hasta diyelim, parası olan, maksimum seviyede hizmet almak isteyen hasta grupları. Bunlara yaklaşımınız tabii kişisel anlamda da yani kendi kişisel iletişimlerinizi daha yüksek tutmalısınız. Bunu öğretiyor size. İkincisi zaten özel hastanede her yerde çalışıyorsunuz arkadaşlar. Bunun arka planında bilgisayarı da sizde. Tedavi uygulaması da sizde, Vitali de sizde, kişisel yani o oranın toparlanması, düzeni, her şeyi sizde, öyle söyleyeyim, hasta ilişkileri yine sizde, yani her şeyi siz yapıyorsunuz. Bu konuda sana kat ve kat katıyor ve özelde özellikle benim gibi, Ramazan gibi işte 2-3 yıl çalışan, 4-5 yıl çalışan, özellikle kurumsal özellerde çalışan arkadaşlar devlete gittiğinde bir sudan çıkmış balık gibi. Çünkü sen oraya alışmışsın. Devlette öyle bir iş yürümüyor ve bu gerçekten biraz komediye dönüyor. Adam bir şaşırıyor yani. Beyefendi buyurun oturun dediğinde devlette bana beyefendi diyen oluyor. Ya da aa otur diyor bana, ayakta kalma diyor diyor. Bu şekilde diyaloglar gelişiyor. Bu da size emin olun çok şey katıyor. Özelde çalışıp devlette başladıktan kısa bir süre sonra zaten genelde fark ediliyorsunuz ve belli bir yerlere getirilebiliyorsunuz devlette. O yüzden avantajları var gerçekten. Yani kendinizi geliştirmeniz açısından da avantajları var. İlk deneyiminiz orada olacak. Her konuda damar yolu konusunda, hasta takibi konusunda, tedavi konusunda, ilaç konusunda her konuda sizi geliştirir. Üçüncü soruya geçelim. Şöyle biraz karıştırayım da heyecanlı olsun. Kimin sorusu? Aa, bunu ben sormuştum falan desin. Mezun olur olmaz özel hastanede çalışabiliyor muyum? Evet. Yani o diplomayı aldığından özel hastanede çalışabiliyorsun. Hatta bazı özeller diploma bile istemiyor. Mezun belgeni getir. Bazı özeller işi bir tık daha üste götürüp, daha küçük özeller diyeyim. Mezun olmana bile gerek yok. 4. sınıfta seni başlatıyor. Yani gel başla diyor. Ne de olsa çalışacaksın diyor. Mezun olduğunda ben de devam edersin diyor. Ama bana kalırsa öyle bir riske girmeyin. Mezun olun, elinizde diplomanız olsun. Mesleğinize öyle başlayın derim.
Zaten stajlar umarım olmaya başlar da stajlar. Stajlarla beraber her şeyi öğrenirsiniz ve daha ayaklarınızı yere basarak mesleğe başlarsınız. Dördüncü soruyu çekiyorum. Bu arada bütün sorularınız hemen hemen aynı olduğu için aradan seçtik arkadaşlar. Bilginiz olsun. Özel ve devlet arasındaki maaş farkı. Arkadaşlar çok değişen bir maaş farkı var. Yani nasıl değişen bir maaş farkı var? Devlette alan adamın maaşı bellidir, standarttır. Fakat özel hastanede çalıştığım özel hastaneye çok bağlı olabiliyor. Asgari ücrette çalıştıran var. Asgari ücretten daha düşük ücretlere çalıştıran var. Daha yükseğe çalıştıran var. Yani bir iki kurum var bildiğim. Gerçekten devletle başa baş veriyorlar. Ben de öyle bir özel hastaneden çıktım çünkü. O yüzden kötüleyemem. Ama dediğim gibi diğer yani böyle ne bileyim Konya'nın bir ilçesinde bulunan ya da işte Aydın'ın bir ilçesinde bulunan özel bir hastane daha düşük fiyata hemşire çalıştırabiliyor. Orada da zaten genelde orada yaşayan hemşire arkadaşlar tercih ediyorlar. Bana kalırsa böyle bir şey yapmayın derim. Yani siz kendinizi ne kadar ağırdan satarsanız fiyatınız o kadar yüksek olur. Kendi hemşire arkadaşlarıma şunu öneriyorum. 2000 liraya ben bir yerde çalışmam. Giderim garsonluk yaparım daha iyi diyorum. Ama bazen tabii hayat şartları mecbur bırakabiliyor. Maaş farkı var arkadaşlar. En az minimum genel olarak konuşmak gerekirse 2000 liraya yakın bir maaş farkınız var özelle devlet arasında. Tabii çalıştığınız kuruma çok çok bağlı diyorum. Ama normal böyle kurumsal olmayan daha az bilinen özel hastanelerle devlet arasında bayağı maaş farkı var. Bilginiz olsun. Şöyle bir soru daha çekelim. Bence bu da Real Madrid. Haftalık çalışma saatleri. Arkadaşlar haftalık çalışma saatlerinin özel hastanede benim anlamadığım öyle bir şekilde bir şeylerle çarpıp sana önüne öyle bir iteliyorlar ki ben buna çalışmıyordum diyorsun. Yani 240 saat aylık çalışıyorsun. Bunu nasıl hesaplıyorlar bildiğin. Günlük 8 saatten vurup işte hafta sonunu da dahil ediyorlar falan bir şekilde sigortadan da ne şekilde değiştiriyorlarsa onu da bilmiyorum. Aslında bunlara bir denetim gelmesi lazım. Bu şekilde çalıştırıyorlar. Ama devlette bu öyle değil. 40-160 saat çalışıyorsun. Sonrası işte fazla mesai, ek mesai gibi gibi geçiyor. Ama haftalık çalışma saatleri genelde 200 ile 240 saat arasında değişiyor. Tabii bu dediğim hasta özel hastaneler daha küçük özel hastaneler. Daha kurumsal, daha büyük. İsim veremiyoruz şimdi. Reklama girerse para verirler mi lan isim versek? Vermezler bence. Daha da topa tutarlar. Neyse. Bazı özeller daha iyi çalışma şartları var. Bunu da araştırın. Daha öncesinde konuştuğunuz çalışan arkadaşlarınızdan araştırın. Zaten belli başlı birkaç kurumdan fazla size söyleyemezler diyorum. Ve geçiyorum bu soruyu da. Bir soru daha çekelim. Hasta profili ve nöbet düzeni özelle devlet arasında diye yazmış bir arkadaş. Hasta profili dediğim gibi devlete gelen insan benim senin gibi insanlar. Yani devletten yararlanan, SGK'dan yararlanan insanlar. Ama özel hastaneye gelen adam şunu diyor. Ben diyor sıkıntı değil. Bir muayeneye 1000 lira da veririm. İşte bir seruma 1000 lira da veririm ama gelirim en iyi hizmeti alırım diyor. Bu da tabii bir ego arkasında getiriyor özel hastanelerde. İşte o egoyu nasıl okşarsan o şekilde hasta kazanırsın. Ve özel hastanelerde bu şekilde ilerliyor dediğim gibi. Tabii nöbet düzenini de sormuşsunuz. Nöbet düzeni de genelde 8-16, 16-8 ya da 24 şeklinde gidiyor. Özeller bu ara pandemiden dolayı bir 24'e geçtiler. Devlet hastaneleri. Özellerde 24 çok tutulmaz. Yani tutmak istemezler arkadaşlar, tutturmazlar. 8-8 çalışan özeller var. 8-16 çalışan var. Bu şekilde değişiyor. Yani nöbet düzeni aslında devletle çok farklı değil. Fakat hasta profili gerçekten çok fark ediyor. Bu konuda da dediğim gibi çok muhteşem özel hastanede çalışıp hastaneye gelen hasta olan çok muhteşem insanları da tanıyabiliyorsunuz. Fakat çok karaktersiz insanları da tanıyabiliyorsunuz. Parayla imanın kimde olduğu hiç belli olmuyor. Bu konuda söyleyeceğim bu kadar. Değiştiriyorum. Özel hastaneden özel hastaneye fark var mıdır? Demin de anlattığım gibi yani biri nasıl söyleyeyim? Biri Nike'sa ayakkabıdan örnek veriyorum. Biri Nike'sa diğeri pazarmalı da diyebiliyorum bazı özeller için.
Çok değişiyor arkadaşlar özel hastaneden özel hastaneye. Yani ismini belli etmiş kurumsal bir şirket diyorsun. Evet gidiyorsun. Çok fos çıkabiliyor. Evet kurumsal diyorsun. Çok güzel ben burada çok güzel işler yaparım diyorsun. Ve gerçekten de öyle çıkıyor. Maaş farkı devletle hemen hemen aynı olup yükselmelere böyle yani o hastanede yüksele de biliyorsun 5-10 sene çalıştıktan sonra. Gerçekten sana sahip çıkan hastaneler var. Özel sigortanı yaptırıp yani çok böyle bir elin parmakları kadar sayabileceğim hastaneler var. Böyle hastaneler de var. Çok kurumsal olmayıp daha kötü olan hastaneler de var. Var gerçekten. Özel hastanede özel hastaneye çok fark var. Hakkını yemeyeceğim. Benim daha önce çalıştığım özel hastane gayet iyiydi bu konu hakkında. Araştıracaksınız arkadaşlar. Çalışan kişilere soracaksınız özelden. Onlar size bilgi verecektir zaten. Son kaç tane sorum kaldı ya? 2, 3, 4 tane falan kaldı. Bir tane daha bakalım. Asgari ücretle fazla mesai çalıştırılabiliyor mu özel hastanelerde? Arkadaşlar çalıştırılıyor. Yani gerçekten çalıştırılıyor ki ben şunları bile duydum bazı arkadaşlardan. Bırak asgari ücreti, asgari ücretin altında verip sigortasını yatırmadan da çalıştırılan var. Çalıştırılıyor arkadaşlar. Yani bu çok havada bir konu ve bunun bence denetimlerinin Sağlık Bakanlığı'nca çok sıkı yapılması lazım. Orada çalışan arkadaşlarımızın hepsi insan hayatına dokunuyor. Yani sen bir bilgisayar tamiri yapmıyorsun arkadaşım. Ben sen insan hayatına dokunuyorsun. Bunun için bayağı iyi bir denetim yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu da atıyorum. Aslında konuştuklarımız hepsi birbirine bağlantılı ama ben soru cevap şeklinde yapayım dedim. Ben soru yazdım neden benim sorum çıkmadı diye kimse bizi taşlamasın diye de bu şekilde gittik. Bir soru daha var. Baskı var mı diye sormuş bir arkadaş. Özel hastanede mi, devlet hastanesinde mi diye ben sorardım bu soruyu. Böyle sorardım. Devlet hastanesinde de özel hastanede de kurumsal hastane bazlı değişiyor. Fakat dediğim gibi her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Her hastanenin de böyle bir baskıları var. Özel hastanelerde özellikle daha fazla var. Devlet hastanesinde yok mu? Devlet hastanesinde de çok var. Yani kıdemcilik de var devlet hastanesinde. Ben 10 senedir burada hemşireyim, sen yeni geldin. İşte bunu yaparsın, bunu etmezsin gibi laflar da dönüyor. Devlette de bu var. Özelde de bu var. Yani var arkadaşlar, baskı var. Baskı genel olarak var. Üzerimizde bir baskı var. Çünkü senin zaten devlette de özelde de çalışacağın saat var. Bunun üstünde saatte çalışıyorsun. Bu bir baskı. Çalışan insanların yani yöneticilerin aslında deneyimli olması gerekiyor. Deneyim dediğim sadece işte çalışma yılına göre değil. Aldığı eğitimler, yüksek lisansı, şuyu bu yöneticilik eğitimleri olan insanların olması gerekiyor. Bu maalesef ne özelde ne de devlette böyle değil. Bunlar hepsi sana bir baskı olarak geliyor. Hele ki bilinçli bir hemşireysen bunu iliklerine kadar hissediyorsun diyebilirim. Bu konu biraz kanayan yaramız. Son sorumuz arkadaşlar. Aslında son soruya yakışır bir soru çektik. Özelde hemşire olmanın dezavantajları neler? Ben bu soruyu biraz değiştireyim. Avantajları ve dezavantajları şeklinde yapayım. Özelde hemşire olmanın avantajlarından bahsediyorum. Arkadaşlar özelde hemşire olmanın avantajları her şeyi öğreniyorsunuz bir kere özelde. Yani her şeye bir parmak basıyorsunuz orada. Yeri geliyor acil hemşiresi, yoğun bakım hemşiresi, ameliyathane hemşiresi, servis hemşiresi hepsi olabiliyorsunuz. İki kişisel ilişkilerinizi arttırıyor bu olay. Yani özel hastanede çalışmak. Diksiyonunuzu düzeltiyor öyle söyleyeyim. Dezavantajları şu. Daha fazla çalışabiliyorsunuz. Daha fazla saat çalışıyorsunuz. Maaşınız biraz daha düşük olabiliyor. Ve dezavantajlarından biri de şu kafa yorgunluğunu bir atmak istiyorsunuz. Özel hastanede bunu çok beceremiyorsunuz. Yani devlet hastanesinde ben o gün geldim, shiftimi tamamladım. Güzel bir iş çıkardım. Evime gidiyorum, kafama koyup yastığa rahat yatabiliyorum. Fakat özelde bu böyle olmuyor arkadaşlar. Bir şikayet mi geldi? Gel tutanağını tut. İşte şu oldu bu. Zaten her şeyi şikayet ediyorlar genelde. Hastadan çıktın, geldin, o hastayla ilgili bin bir defa soru soruyorlar, arıyorlar. Falan falan yani. Dezavantajları bunlar arkadaşlar. Biraz daha yıpranma payınız yüksek özel hastanelerde. Genel olarak sorularınız bunlardı arkadaşlar. Özel hastaneler hakkında biraz da olsa bir kafanızda bir şeyler de oturdu diye düşünüyorum ben. Yeni gelen meslektaşlarıma başarılar diliyorum. Eğer atanamadıysanız özellerde başlayacaksınız da mutlaka. Kendinizi ezdirmeyin.
Derim. Birincisi. İkincisi, çok düşük fiyatlara çalışmayın arkadaşlar. Bu hem sizin kalitenizi hem mesleğin kalitesini düşürüyor. Yani bazen örnek verdiğimizde işte bizi niye örnek veriyorsunuz diye düşünüyor. Yani bizi neden örnek verdiniz? Bizi niye bu işe katıyorsunuz diyorlar bazı meslek grupları ama kalkıp da bir mühendisi ya da bir doktoru 2000 liraya 1000 liraya çalıştıramadıkları gibi siz de çalıştırmasınlar arkadaşlar. Belli bir standartınız olsun. Tabii bu da bir birlikten geçiyor. Bir hem derneğimiz bir birliğimiz olsa belki bununla daha çok ilgilenen bizi koruyacak arkamızda. Bunları da yavaş yavaş işte bizimle sizinle beraber daha ayakları yere basan hemşirelerle beraber bunu da umarım çözeceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Klasik YouTuberların söylediği gibi abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Teşekkürler.